Bas şöyle. Selamünaleyküm arkadaşlar. TVC Jupiter 125. Bunu bir detaylı varyatör bakımı yapacağız değil mi? Evet. Yapacak mıyız? Yapacağız. Doktor Plebaga takacağız. Temizlik. Temizlik yapacağız. Şöyle al bakalım. İlk defa söküyorum bu motorun acemisiyim. Bakacağız nasıl çözülüyormuş, sökülüyormuş. Şurada bir tane kapağı var. Onu fark ettim. Buradan da şu cıvatalara ulaşılıyor. Gayet olay. Şuradan varyatör kapağının en zor sonuna ulaştık. Güzel. Selamlar arkadaşlar, kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bana ulaşabileceğiniz telefon numaramı yazıyorum. Telefon numaram 0535 7 138 0542. Daha sonra şurada bir cevap var. Bakalım nasıl çözülüyor, ne çıkıyor içinde, ne var bilmiyorum. Bu konuda hiç bununla ilgili bir video seyretmedim, bilmiyorum. Arkadaşın demesine göre bu usta bununla ilgili video çekmiş. Ben de izlemeye fırsatım olmadı. Ben de müsait bir zamanda izleyeceğim onu diye. Buralar işler yoğun. Hiçbir şey fırsat bulamıyorum. Artık sadece dükkanım değil, sadece bu işi yapıyorum. Geçim kaynağım bu. Şimdi abi bakalım. Başka bir şey var mı oldu? Şuraya bir alyan. Sanırım değiştik. Evet. Böyle alyan koymuşlar. Köşeye denk geliyor ya. Bakalım çözebileceğiz. Alttan alsak. Şu engel oluyor değil mi? Kavisle beraber ne istemiyorum. Ama gene söker o. Biraz şeye geliyor ki. Yani tam böyle ay yana böyle biraz köşeli oturuyor ama dümdüz otursa da iyi. Şurada 5 ayağın cıvatası var. Buranın cıvatası bu. Bakalım gelecek mi? Şurada harf fitresinin şurasına takılıyor. Şu harf fitresini şöyle. Gelecek bu. Allah bu motoru gitmesin bu kalırsa. Aldık. Fena değil. Buraya sevgilisinin adını yazmış. Hangi takı tuttuğunu yazmış. Bunlar ne abi böyle ya? İmzasını atmış adam. İtalyanlar genelde böyle imza atmış biliyor musun? İtalyanlardan özenmiş. Dugatti, Mugatti yanında zaman oraya isim, soy isim imzasını atıyor biliyorsun değil mi? Evet. Dugatti, Panigale, bilmem ne. Ama yapmış. Parçalar kaliteli belli ustam. Burası, neredeyse PCX. Burası 19 değil, 14 gibi duruyor. Burası 22 gibi duruyor, bakalım. 14 gibi. Yok 17. 17. Ne yapacağız? Ön taraf 22 gibi duruyor. Evet, 22. İçerisi bayağı pislenmiş. Evet. 5000 kilometre oldu. Devraj. Bayağı büyük. Gayet güzel. Varyatörle aynı boyutta var. Evet. Honda'larda da bunu görmek istiyoruz. Yani bak bu şöyle diyeyim sana. Forza'larda devraj bu kadar. Varyatör bu kadar. Bak bunu varyatörüyle devraj neredeyse aynı. İşte öyle olduğunda sıkıntı olmuyor. Ama öbür türlü sıkıntı oluyor. Emeğe saygı. Lütfen beğeni atalım. Şimdi şuradan alacağız bakalım. Aslında şu söksek çok güzel. O bayağı meşgul.
meşakkatli ya. Aynen, onu sökmek de bayağı uğraştırıyor. Neyse, öyle alacağız bir. 20 Sancaktepe, İstanbul'da. Abi şimdiye kadar sökülmem lazım sana. Bu somon daha önce sökülmüş mü bu? Yok, daha hiç sökülmedi. Yani bu normalde şu andan itibaren elimle dönmesi lazım. Ve dönmüyor. Bir sıkıntı var bu somonda. Somonda sıkıntı var abi. Diş bozuk bunda. Yok. Loctite sürmüşler. Loctite'lı. Aynen. Gevşemesin diye Loctite sürmüşler. Aynen. Sevmiyorum ya, ben yine insanı, beni şu an paniğe soktu yani. Şöyle bir nasıl düştüm? Tamam işte. Evet, bu böyle. Onun üstüne bu krank üstüne geçiyor. Bir an dedim, ulan krank mı yalan oluyor bir şey ya. Tamam ya, şakacılar ya, şaka yaptılar bunu. Aha geldi. Musallat geldi. Ne yazıyor burada? 7 SS. Ne demek acaba? Evet, bayağı kirlenmiş. Evet. Şöyle kayışı ters takmışlar. Yani normaldir. Bak, Hindistan. Hindistan. Ama belki adama göre düz takmışlar. Adam şuradan böyle baktığında düz çünkü. Şöyle bakalım koltuğundan böyle. Kıraşı böyle takıyor demek ki. Değil mi bak? Evet. Bak. Dur. Şöyle kendime çevireyim. Bak şu an okuyabiliyorum. Kayış böyle takılır arkadaşlar. Aslında. Yani ona göre düz takılıyor böyle. Abi işte Hindistanlılarda çok yüksek maaş alıyorlar. Adamların kafası karışıyor. Buralar ne abi? Loctite mi? Boya mı? Nedir ben anlamadım. Her yerde imza var, isim var. Deverci balatısı güzel. Baksana abi şu sistem çok iyi. Niye biliyor musun? Varitörle aynı büyüklükte. Çok güzel. Kaliteli yapmışlar ya. Ben evet, araştırdım. FCC. Wangin modelinde ya. Honda mı? Honda Space'i yok. Şey, Activise. GCC Space'i de FCC, onu çıkaramadım ama Honda'nın bir modeli. Activise mi acaba? Activise olabilir. Bayağı pislenmiş. Evet. Muhtemel bagaları yağ sürmüştür, ondan olmuştur. Malzeme kaliteli belli, ağır. Evet. Gayet iyi. Şu delikleri biraz büyük yapın arkadaşlar yani. Çok fazla. Biz bunları, yabancı ülkede bunları daha da büyütüyorlar. Böyle rahat hava alsın. Aynen. Solsun. Balata yanmasın. Yani balata yakmanın bir manası yok. Krankı bayağı kalın. Bakacağım şimdi. Evet. Bu ne lan burada? Allah. Kalın ama paslamış. Baya paslı burası. Hmm. 20-15 gibi duruyor. Activise bagası gibi. Bakalım. Bagaların yönleri. Biri Anya'ya bakıyor, biri Konya'ya bakıyor bak. Biri bu tarafa bakıyor, biri o tarafa bak. Bakalım yerleri öyle. Burada da durum var. Bunu gelişi güzel atmış içine adam. Gelişi güzel atmış. Gramajlarını da bir ölçelim bakın kaç gram çıkıyor. Ölçelim bile. Belki yanlış hatırlıyoruz. Belki ölçülerim. Gözümüzü yanlış açtık. Yani. Ama ben aktivesin. Diyeceksin balıkta line boyutu gibi aldım. Bakalım. Hindistan malı varitör. Orta burç çok ince. Biraz ince yapmışlar. Niye? Krank kalın olduğu için. Bana biraz ince geldi.
Var ya dur. Hindistan malı yazıyor üstünde. Şu bana ince geldi ya. Sen aldığın ortalıkını göstereyim. Evet, bayağı farklı. Malbuk ama kardeş. Kıran kalın olduğu için bence olabilir. Kıran kalın olduğu için tabii ki de. Aynen. Şimdi şuradan şunu anlayabiliriz. Neyi anlayabiliriz? Çaptan göreceksin ki aktivenin ki oluyor mu, ona bakacağız. Kaçmış bunun çapı? Çapına 2, 3, 4, 24. Kalınlık 24. Buraya bakalım, bu da 24 ise 22. Uyumsuz. Uyumsuz. Evet, uyumsuz. Zaten ön varyatör uymuyormuş. Ruyus'ta izledim. Hiçbirininki uymuyor diyor. Kendine has diyor. Uymuyor. Ön varyatör uymuyor. Bagaları ölçecektik. Bagaları yedim. Yirmi on beş. Actives, Dio, PGX uyum, buna uyum sağlayacak bagaları söylüyorum. Actives. Actives'in ki 15 gram, 20-15 ölçülerinde. Dio'nun bagaları 20-15, 15 gram ölçüleri, 15 gram. PGX ve PGX'in bütün modelleri uyumlu. Ama gramaj, PGX'lerde gramaj fark edebiliyor. 15 gram mesela 125 2016'larda. 16 gram PGX 150 2017 modellerde. 2020 modellerde 18,5 gram. 2022 en son modelde de 18,5 gram. Hatta bunu ölçelim bakalım kaç gram çıkacak bilmiyorum. Fazla girdi. 18 gibi olabilir. 18,5 çıkacak bence bu. 18,5. 18 gram. Evet. Bir tane mesela. Bir olabilirse galiba 15 gram çıkması lazım. Yok, 18,5. Bu şeyin 2022'nin bagası bu. Dion'un bagası şu 15 çıkar. Bu da Dion'un bagası. 15. Hı-hı. Senin motora da PGX'ti. PGX 17 gram doktor pile takacağız. Evet. Kaydırıcılar uyum sağlıyor, ona bakalım bir. Şunlar PGX'in kaydırıcıları. Bu uyarsa doktor pile de uyar. Sanırım uyacak. Seninkinden çıkıyor. Evet. Kaydırıcılar direkt uyuyor. Yani doktor play, kaydırıcı ve bagaların takabilirsiniz onları. Baga ve kaydırıcı yönünden sıkıntı yok. Güzel. Oralarda sıkıntı yok. Bir de kayışı kontrol ediyordu. Kayış nevisi bir kayışmış. Havalandırmalı kayış. Ne demiş? Ölçüleri K20 mi? Aktives geliyor. Aktives geliyor. Çıkma bende kayış olacak. Bir de olur gibi. Başladı mı? Evet. K69. Ondan orijinal aktives kayışı. Bakalım olacak mı? Evet, birebir uyuyor. Gördüğün gibi. Evet, birebir. Birebir uydu. Aktivesin kayışı kullanılabilir.
Hatta şöyle resim yapalım. Kalınlık 20. Abi, bunu yapar mısın? Kalınlık 20. Evet, 20. Kalınlıklar aynı. Akdeniz'in taşı oluyor. K69. Kayıştan yana sıkıntı yok. Aktivesin kayışını tak geç. PCX'in Dion'un aktivesin bagasını tak geç. Şu ağırlık PCX 150'nin bagası daha iyi olur. Yani orijinal takacaksınız PCX 150. PCX 150'nin bagası 16 gram, bu 18 gram daha yakın. Veya 18,5 gram 2020'nin bagası biraz ağır gelir ama o da yakın. Seri istiyorsanız 2017'nin PCX 150'nin bagasını takarsınız. Biraz daha az yaksın, daha az devir çevirsin, devir düşsün istiyorsan 2020'nin bagasını takacaksın. Olay bu. Şimdi şöyle bakalım. Bayağı bir pislenmiş. Evet. Burada bildiğin kömür ocağı var bak, biliyor musun? 5000 kilometre oldu. Zaten ilk motoru söktüğümde yani ilk pisliği var ya, hiç o zaman olmuş şu pislik. 20.000 kilometre bakım yapma, bu kadar pislenmez. Neden? Yeni olduğu için. Yeni olduğu için tabii. Yeni motorlar bu kadar pisleniyor. Yani kaç bin kilometre bu? 5000. 5000 kilometre ya pislenmemiştir demeyin. Yani gördüğün gibi 5000 kilometrede bu hale geliyor. Yeni motorlarda oluyor. Çünkü gres sürüyorlar. Tabii. Kayışın tozları. Bilmem. Hepsinin tozları var. Bak şimdi. Çıkan almış. Ben bunu süpürmeden direkt benzin balatı spreyi yapsam 10 kutu gider. Bakın, balık spreyi bunları sökmez de en iyisi benzin. Aynen. Tamam. Resmen kömür ocağı gibi. Hmm. Bunlar hep kayış, baga, devriyaj, tozları. Bayağı pislenmiş. Şimdi şunun içine de bir izleyelim. Bayağı pislikler çıkıyor. Daha sonra şeyler artık yapışmış buna. Direkt hava vurdu mu çıkmaz. Şöyle bir fırçalamak gerekiyor. Şimdi filtre sökülüyor mu? Sökeriz. Bakayım.
38. Benim lokmam 39 ama ben 38 diyorum size. Bazıları yanlış anlıyor beni. O konuda bir anlaşamadık çünkü. Hatta gösterelim de benim lokmamın kaç dilim olduğunu. Arkadaşlar yanlış anlıyor genelde. Usta diyor 38 ölçüyor bilmem ne falan filan. Şuradaki sıfırı görüyor musun? Bak şurada. Evet. O sıfır kumpasın başladığı noktadır. Kaç gözüküyor abi? Dördün, dörde bir milim var değil mi? Evet. 39 milim bu. Benim lokma 39 milim. Buradan ispatlamış olduk. Ondan sonra şu solun kaç milim ona bakalım. Gel. 39. Sıfırı baz alın. Şuradaki sıfır var ya. Sıfırı baz alın. Hani birileri diyor ya, 38 bu. Al işte bu ne? Kumpas ölçüyor işte. 39. Ha? 39 abicim. Evet. Biz hayal görmüyoruz. Biz burada hayal dağıtmıyoruz. Somun 39. Biz de 39 lokma yaptık. 38 bazıları alıyor. Usta ben aldım lokma uymuyor. Kardeşim buna bak nasıl işlemler yapmışım. Bunda ben bir gün uğraştım. Normalde 39 lokma yok mu? Yok. 38 yazar bak burada gördün mü? Evet. Ben bunu şöyle frezeyle jet taşıyla genişlettim kardeşim. İnce ayarla. Hepsi eşit olacak. Hepsi milimetrik olacak. Balans olmayacak. Çok emek var o lokmada. Şu lokmaya bana 1 milyara isteseler vermem kimseye. Çok uğraştım. Çünkü bir gün uğraştım. Buna tork yayı olur mu ustam? Olur. Fark eder mi? Fark eder. Şimdi senin motorun şu uyarsa o da uyar. Evet. Uyudu. Onu da değiştirelim. Olur. Madem tam olsun. Aynen. Torka etki ediyor değil mi? Zaten tabii, torklu makine bu. 0-100 hızını arttırır. Yani arttırır derken zaman kısalır. Yani 10 saniyede görüyorsa 100 kilometreyi örnek veriyorum. 7 saniyede görür. Tork yayını sertleştirirseniz. Anladım. Yumuşatırsanız da her şey olur. 10 saniyede o hızı gören motorunuz 12-13-15 saniyeye çıkar. Yani şu yay sertleştikçe motorun 0-100'ü kısalır. Kısa sürede 100'ü görür. Bu yumuşadıkça da uzun sürede 100'ü görür. Olay bu. Bir durdur video. Bak şimdi ne diyor. Tamam. Tamam. Başladı. Başladı mı? Başladı. Evet. Kayışı ters takmışlar. Bagaları gelişi güzel takmışlar. Yani baga bir yöne bu tarafa, bir yöne bu tarafa takmışlar. Bunu doğru takmışlar. Yaylara bakalım. Yaylar doğru takılmış. Yumuşak yaylar. Bu yaylar 2022 Pegex'in yaylarıyla aynı. Onlar da böyle biraz ince. Devrej balatıları. Ulan Pegex'e çok benziyor bu devrej balatıları. Bir bakacağım. Bakalım mı Pegex'in devrej balatısı oluyor. Bakalım. Pegex aramamızın bulamış arkadaşlar. Açısında gelmiş şu anda. Bunlar bizim özel imal ettiğimiz debriyaj balıkları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle babayit bir balata, normalinden kalındır. Normalinden iki kat daha uzun ömürlüdür ve daha iyi performans verir. Oldu abi. Vallahi tam oldu.
Yani buna bu şey 2022 PGX'in devrec balatası. Uzunluğa bakılırsa diğer modellerinki de olur. Şöyle bakalım. Evet. Oldu. Hatta bu 2022'nin devrec balatası. Aynen. İşaretler bile aynı bak. Bak. Şey bak. Evet. Aynısı. Birebir yani. Aynı. Bakalım şöyle bir. Vallahi aynı. Ya. 2022'nin devrec balatası uyuyor. Bunu anlamış olduk. Balata elimizde mevcuttur. İsteyen olursa takarız. Şöyle koyalım. Üşenmiyoruz, gösteriyoruz her şeyi. Emeğe saygı. Like atalım, beğeni atalım, değil mi? Yani. Abone olalım. Sizin için uğraşıyoruz yani. Bir saatte yapacağımız şey 2 saatte yapıyoruz. Bu sayede. Sayede mi diyeyim? Bu yüzden mi diyeyim? Bak işte doğru, doğru bilemedim. Bakalım. Buradaki yani durumda. Burada yakalanmamış. Yakalanmamış. Evet. 5000 kilometrede vaziyet bu. Gram yayılı. Şimdi şey yapmasanız açmazsanız parça kendini yiyecek. 5000 kilometrede bu sökülmesi lazım arkadaşlar. Şimdi bizim tepsiye alalım. Tepsiye dizelimiz. Tepsiye dizelim, fırına verelim. Evet. Baklavalar hazır olsun. Baklava tepsimize koyalım abi. Şimdi şunu bir koyduk. Şunları zaten şeyleri koyacağız sana. Doktor kuruyor. Yayımızı koyalım. Şunlar. Onlar ayrı kalıyor. Hı. Onlar benzindeyim. Şöyle. Ayar uçları koyalım. Şöyle bakalım. Bulmam neymiş. Çarpı. ...20x29.18 Honda grubundaki bütün romanlarla uyuyor. 20x29.18 Yani şeyle Actares, PGX hepsiyle uyum sağlıyor. İç durumuna bakalım. O da 6902 gibi. Romanlar Honda ile uyumlu. Büyük ihtimal şu parçada, evet FCC. Büyük ihtimal bu da Activates'in parçası. Honda'nın orijinal parçalarını kullanmışlar. Kaliteli yani ben. Evet, bak burada da FCC, buraya. FCC Honda'nın bir kolu. Şöyle. Şu o-ringleri yalama. Bunlara önemli. Bunlara benzin değmeyecek. Şöyle koyduk. Şunlara da atalım, okuyalım. Başka ne alalım buraya?
Bir durduk, benzin çekelim. Önce şu kaya boşluğu bekleyelim. Bunu şöyle şuraya koyuyorum. Devraj balata dediğim gibi 2021-22 balatası aynı. Diğer modellerin balatası da uyar. Usta peki bu genel temizliği kaç bin kilometrede bir tavsiye ediyorsun? Kuryeler için 5000'de bir. 5000'de bir. Evet, kuryeler için 5000'de bir. Normal biniciler için de 8000 civarı gerekir. Senin motor olarak 5000'de. Aynen. Yan kalmamış içinde. Ne demek oluyor? 5000'i geçme demek oluyor. Doğru. Yani o şekilde kullanmaya devam etsin. Genel servisler zaten o şekilde oraları söküp temizlemiyor. Temizlemiyor, evet. Sonra parça çöp olmuş. Yenisini takalım. Şu an ya bu şekilde böyle sürekli bakım yapan insanın zaten 100 bine kadar, 50 bine kadar parça değiştirmeye gerek kalmıyor. Kalmıyor. Tabii. Fabrikanın taktığı birebir orijinal parçaları 50 bin, bazen kullanıcılarda 100 bin. Kuryeler de tabii 100 bin gitmeyebilir. Kuryelerin çünkü tabii motorun düzgün bakımı 5 binde bir aksatmazsa onun da aynı şekilde gider. Bakım önemli. Böyle temizlenip tekrar gresle kırılması lazım. Bak zaten iç tarafına bak, görüyor musun parlaktı şuraları? Evet. Buraları yağ kalmadığı için aşındırmaya başlamış. Aşınma yok ama gidiyorum diye bir şey yapmış yani. Evet. İşaret kaymış. 2022'nin devrajı. 2022'nin devraj ayları uyuyor. PCX. Evet, PCX. Bunlar da bütün Honda'ların zaten kaydırıcıları aynı. Diyorlar hariç. Onlar da uyuyor. Bunlar da orijinal bagaları. 18 gram. Şöyle koyduk. Tabla. Bir kalem yapmışlar. Benzin bile istemiyor. Ne yazıyor burada? Z, R, S. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tarih falan değil ya. Şöyle. Şuna bakalım. Evet. Burada güzel malzeme. Sulu malzeme belli. Çünkü aşırı yapmamış. Ama paslanmalar oluşmuş. Krank tarafında zaten bir paslılık var. Sulu çelik. Yani ne demek oluyor? Aşınmıyor. Görüntü nasıl, iyi mi? İyi. Aslında buraya bir tripod. Evet evet, yapacağım hepsini. Sen heveslisin diye sana çektiriyorum yoksa. Bazı kişiler, o usta ben çekemem, elim titriyor, ben işte sabit duramıyorum. Bende sabit duramamamın fobisi var, bilmem ne var. Ben tamam kardeşim diyorum. Video çekemiyorsa o yüzden de video atamıyorum. Hayır, sen çekemiyorsun. Ya insanlar bilgilensin ustam. Ben uğraşamam diyor, bilmem ne diyor. Yazık, şu malzemelerin hepsi dünya para. Evet.
Ya bir tanesi bozulsa servet ödüyoruz ya. Yani. Kaç çeşit insan geliyor? Yani kimisi iyi, kimisi kıl. Genelde bana kıl müşteriler gelir. Zaten adam servisi vermediğine göre bir iki kıldır zaten. Bana kılın kılı geliyor. Yani. Evet, parçalara bakım yapmasak aşınır. Deli paralar. Dünya para ya. Bir evet. Civata bile olmuş 50 lira, 100 lira. Aynen öyle. 10 kuruşa 20 kuruşa aldığımız civata. Evet, bir civataya geçen civata aldım. 30 lira dedi adam bir civataya. İşte. 3 lira bile değildi geçen sene. En dandik civata şu an 2 milyon. Evet. En dandik, en ince civata şu an 2 milyon. Somunlar zaten orijinalleri en kötü 60-70 lira falan. Hepsi para ya. Hepsi para, evet. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Malzeme kalitesi güzel. Parçalarda hiçbir açılma yetkisi yok. 5000 kilosu verdiğinde de. Ya ben motoru güvenip uzun yolda yaparım. Sağlamlığını... Şeyler arası çok güzel ama Çanakkale içeride var. Ha değil mi? Şehir dışında. Parça gönderim de oluyor. Doktor Plevaga gönderiyorum. Antalya tarafında çok Doktor Plevaga tanıdık. Baga gitti. Tüm modellerin neredeyse bagaları elimde mevcut şu anda. PGX diyor. SM Jeton 4. Ondan sonra Forza 2020. X-Max 2020. 5'te de alakalı olan bagaları, kaydırıcıları elinde mevcut toplatıyor. Haberiniz olsun. Ve hızlıca tükeniyor. Bugün var diyorum, yarın adam videomu izliyor. Abi var mı diyorum, var mı diye soruyor bana. Kalmamış oluyor yani, biraz seri gidiyor çünkü. Çünkü ben bir de piyasadan uygun fiyata veriyoruz. Tabii piyasadan uygun fiyata veriyoruz. Malzeme çok kaliteli. Ağır yani, kolum yoruyor. Yani böyle yeni motorlar geldikçe çekeceğim. Artık PGX, MDX çekmemeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla videosunu çektim onları. Artık herkes PGX uzmanı oluyor yani. Bir tane daha stokta video var. İlk başta onu çekeceğim, videosunu koyacağım. Peşinden bu aralarında bir saat arayla ikisini birden yayınlarım. Bugün inşallah kısa bulabilirsem bunu yayınlayacağım. Tabii siz izlediğinizde yayınlanmış olacak haliyle. Bir gün beklemeyeceksiniz yani. Böyle detaylı temizlik yapan evet. Yani 100 kişi de bir tane diyebilirim bu usta, piyasada. Bu usta böyle detaylı yapıyor. Herkesin işi başından aşkın. Kimse uğraşmak istemiyor. Bu işi seven insan yapar bu temizliği abi. Doğru. Ben senin ilk müşterilerindenim usta zaten. Kaç yılına gelmiştim? 2020 mi? 2020'de geldim. O zamanlarda evdeydin. Evet.
Garajda yapıyorum. Garajda. Evet, komşularım sayesinde dükkan sahibi oldum. Komşu ev aldırırmış zaten. Komşular biraz para kazanmamı istemedi. Dükkana çevirdim dediler garajı. Rahatsız oldular. Ben de garaj. En güzelini yaptın. Aynen öyle. Onların sayesinde işte verdim. Komşu ne yaparmış? Komşu ev aldırırmış. Sana da dükkan aldırdılar işte. Her yerde bayırlar dedikleri çok güzel gelmiş. Şimdi bu işi ek olarak yapıyorum artık bu işi. Sadece geçim kaynağı olarak yapıyorum artık. Artık geçimim bu. Ne zaman isterseniz müsaitim. Bana bir gün önceden haber verirseniz ya da gelmeden 2 saat önce haber verirseniz yardımcı olur. Beklemezsiniz yani. Kesin gibi beklemez. Öyle 2-3 gün sonra randevu yok yani. Maksimum yarın, bugün aradın yarın gelirsin. Ya da bugün aradın gündüz aradın. Bugün gelirsin yani yaparız. En güzelini yaptın. Evet. Önceden arıyorduk. Evet. Müsait olmuyordun. Müsait olmuyordum. Ek iş yapıyordum çünkü. Yani bu işi ek iş olarak yapıyordum. Öbür işim vardı. Şimdi oradan ayrıldım. Sadece bu işi yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Geçim kaynağım bu. Evet, tam pislik burada. Şöyle alalım şunu. Kolunu aradın mı çekmekten? Yok. İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim. Senin için de iyi olur. En azından videomu seyredersin. Tabii. 3500'e yakında abone var zaten. Bu videodan sonra biraz da satışlar artacak. Emin ol. Yok zaten motor çok tutuldu usta yani. Ruhisto'nun sayesinde değil mi? Hem Ruhisto etkisi var hem de motor kaliteli çıktı yani. Kullanılanlar. Bu özelliklerde bu fiyatlara şu an motor yok. Evet. Bir de TVC yıllardır kanıtlamış kendini kalite olarak. TVC evet. TVC bayağıdır. Bayağıdır var. TVC 2000... Apache'ler, Mapache'ler. 2015'ten beri tanıyorum TVC'yi. Evet. Ondan öncesini bilmiyorum. Yani Apache'leri falan hep kuryeler kullanıyordu. 200'lükler, 150'lükler. TVC Apache'yi çizdim. Testi motor. Evet. Testi evet. Şimdi şuradan. Aman. Vardı. Müşterilerin basa basa kırdı. 3 tane ucum vardı. Şimdi kırdılar. Artık bunu uç takmıyorum. İyi yapıyoruz. Kafayı gidiyoruz. Thank you.
yavaş yavaş. Evet. Şimdi içini peçeteyle sildik. O motora video çekmemiştik değil mi? Bir şey benzin kalmasın diye. Bravo. Ve bilinçli kullanıcı. Yoksa Grace'in özelliğini... Aynen öyle, bravo. Yoksa sürdüğünüz Grace özelliğini kaybeder. Video çektirenler, çektirenlerin böyle bir avantajı var. Daha böyle olayları daha net görebiliyorlar. Dışarısı tertemiz oldu. Evet. Diğer parçaları deneyelim şimdi. Bir de video çektirenlere daha özenli oluyor değil mi ustam yani? Onu söyleyecektim ama işte bir an dedim söyleyeyim. Sen şeyi bozdun. Büyüyü bozduk. Büyüyü bozduk. Öyle değil mi ki herkes video çeksin kardeşim? Yok öyle değil de gerçekten öyle bir etkisi var. Gerçekten öyle bir etkisi var. Ama ustalar diyecek usta sen işte video çekmeni kötü mü bozdun? Yok. İster istemez oluyor o diyelim. Ya bu biraz da kişisine göre değişir mesela. Senin gibi arkadaşlar sürekli gelse çok güzel olur da her insan senin gibi olmuyor. Bazı insanlar biraz cins oluyor maalesef. Allah razı olsun. Şimdi sürekli soru soran, sürekli karışan insanlar oluyor bazen. Evet. Sonu niye bezlesin bilmiyorum mesela. Niye başka renk bezlesin? Bir tane örnek verelim şu an. Bir de senin kullandığın Grace de kaliteli usta. Tabii kaliteli Grace. Şimdi Rumanın kodunu da giriyoruz. 27918. Bu fiziksel aynı. Evet. İçeridekini koymuyoruz ama 6900. Şimdi üst tarafa Grace koyacağız. Şöyle biraz düşüküyor mu? Dur. Şey sana ayarladım. Şimdi parmağımızı ölçüyoruz. Bu parmak girmiyor. Kalın geldi. Bu da kalın geldi. Bununla yapabiliriz. Parmak ölçümüyle. Arkadaki rulmana hangi parmak ulaşıyor? Bu parmak ulaşıyor. Şurada şu an içinde Grace yok görüyor musun? Evet. Parlıyor. Evet. Şimdi arkadaki rulmana ulaşmam lazım. Şu şekilde.
Gıdım gıdım gideceğiz oraya. Bak şu parmağımı şu arkadaki romana sokacağım. Şu şekilde. Şöyle. Böyle böyle. Bir kısma geldi şu an. Biraz. Evet. Komple orayı yağlamam lazım. Şöyle. Giren parmağımız, hangi parmağımız? Kişiden kişiye değişir. Bazı adamın serç parmağı benim baş parmağımdan kalın olabiliyor. O zaman mesela hiç parmağına sokamaz burayı. Benim ince parmak lazım. Şöyle. Düz bir olsa içine. Bakalım. Biraz daha gitti. Nasıl ne yapıyormuş. Şöyle. Gıdım gıdım gidiyoruz abi. Bakalım. Evet. Parmağımızın içine sokuyoruz, korkmuyoruz. İçeride parmağımızı kapacak bir şey yok. Bakalım. Bak. Bak şimdi romanı. Komple yağladım. Doğru. Kamerada pek net belli olmuyordur da, karanlık çıkıyordur da. İstiyorsan bir ışığını aç 2 saniye. Şarjımız çabuk bitecek ama. Açamadım mı? Açıldı mı? Açılmadı. Neyse gözükmüyor işte. Ha. Gördüğünüz gibi. Evet. İçerisi komple direst. Kapat ışığı, şarjımız tutmasın. Şarjımız asla. Şimdi şu Nasura'yı yağlayalım. Böyle. Yine uzun parmakla. Şu parmağımıza böyle. Böyle. Netlik niye kayboldu usta? Bir baksanız. Ortaya tıkla. Netleşir. Bozulduğu zaman ortaya tıkla. Bazen videolar çok oluyor. Mesela çeken adam netliğe bakmıyor, hep bolonu çekmiş. Nasura'yı güzelce yağlıyoruz. Şarjımız kaç? 26. Yeter. Bu motorun videosunu çekse tekrar edelim. Basıyoruz ki bulmak yağlansın. Bozulmasın. Uzunum gibi olsun. Evet. Yeteri kadar soğuk. Bakalım. Hatta şöyle de basarız. Daha sonra şunla çay karıştırı gibi aldık. İçine verilir. Tabii şu an yüzeye geldi. Şimdi onu durumun içine yedireceğiz. Şöyle. Evet. Şöyle. Komple yağlanır. Komple dresli oldu. Bu parçanın bakımı tamamdır. Şimdi geldik buna. 12 gün boyutlarını alıyoruz. Alt taraf kalın oldu. Üst taraf. Yani aralarında boyut farkı olabiliyor bölgelerinde. Mesela bak şu. Evet. Şu taraf biraz daha uzun. Bu alt taraf. Bir de taktık mı bol olur buraya. Şöyle oluyor. Bunu aşağıya salıyoruz. Yanlış oradaki yanlış yere takarsanız yağ kaçır. Şöyle. Buraya yerleştirelim. Bir de burası. Bakşeri. Aşağıya silelim. Şöyle 12'leri taktık.
veya kanalları var. Birinci kanal orası. Şöyle göster. Bak. Biliyor musun? Her evet. Taraf yağ içerisinde. Orada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Gözüküyor. Onu bastır içeri. Orada rahat hareket ediyor. Daha sonra kaya kuşları yapıştırıyoruz. Fabrikasyon gibi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Fabrikada yanlış yapıyor be. Gördün mü biraz önce? Fabrika benim gibi yapmıyor. Fabrika benim gibi yapmıyor ki. Benim gibi yapsa. İyi bir kıymeti restrenin sürmüş. Şimdi şu kafese. Sürüyoruz ki olinkleri takarken yırtmasın. İlerideki fazla güneşleri alacağız tabi. Sağa ve soluna bastırarak sokuyoruz ama rahat geçmedi. Bakalım. Niye rahat geçmedi? Bir çıkartalım. Yemek dışarı çıkmış mı çıkmamış. Yani her şey yolunda gidiyor. Telaş yapmaya gerek yok. Şimdi gönlü rahatlığıyla sokabiliriz içeri. Evet. Orada zorlandığı zaman açıp bakmak lazım çünkü o renk çıkabilir. Çıkabilir. Baktık çıkmamış. Demek ki böyle doğru yoldayız. O renk çıkarsa buradaki yağ devreci akar. Buradaki fazla grezleri siliyoruz. İşin ayrıntısı buralarda. Bazıları diyor, abi diyor ben senin videondaki gibi yaptım ama diyor. Olmadı diyor, titriyor motora bilmem. İşte buraları es geçmemek lazım. Buralar ayrıntılı yerler. Buralarda yağ olmayacak. İşte buralar es geçtiğimiz için oldu. Bakımı tamamdır. Tülok gibi bakım oldu. Yeni gibi oldu. Valla yenisi böyle gitmiyor. Daha takma aparatımız özel yapım
Adamı iş işler var biliyor musun? Tam cinayet aleti yani. Bunun bir de abisi var. Nerede o abisi? Onun abisi de burada bak. Vay be. Tam cinayet aleti. Allah şişçi diye yazın çıkma. Elin ağrımasın abi şiş derken. Şişçi Murat Usta. Şişçi. Aynası denk alın arkadaşlar. Konuşmalara dikkat edin. Bunlara bazen kesik atıyorlar usta. O ne? Niye yapıyorlar onu? Devraj kaçırıyorsa, çözüm bulamazsa onu yapıyor. Ha. Bizim de yapmışlığımız var yani. Anladım. Yoksa bir artısı yok yani değil mi? Yok. Yani gerekmedikçe çizmiyoruz. Çizersek ne olur? Hemsiniz böyle. Balatada iyi tutun. Ama atacak açı da önemli. Aynen. Dışarıdaki tozu pisliği dışarı atmasını sağlıyor kanalda. Balatanın daha az ısınmasını sağlıyor. Gerek olmadı, şey yapmıyoruz. Baktık gerek var yapıyoruz. Anladım. Sprelle oraya çizik atıyor. Jetle. Jetle şeyler. En güzel o çizik atıyor. Sekfanları takalım. Okey. Şimdi sana torkayı yapacağız. Evet. Motora bakacağız. Durduruyorum. Başladı mı? Evet. Kafaya dikkat et usta. Şöyle. Gördüğünüz gibi yay takalım. Şimdi buna Doktor Kulley takıyoruz. Doktor Kulley. Bayağı bildiğimiz var. Bunlar jeton dövmeler. Bunlar şimdi Hades. Bu şey Forza'nın 15 gram %52 17 gram seninki. Kanka şöyle bir rüzgarı da bana salarsan ateş basıyor. Ayak terlerim. Doktor Kuleylerimiz burada. Doktor nedir? Araya tork olsun diye takılıyor. Seninkine gerek var mı bakacağız. Orta vuracağız. Şimdi doktor polilerimizi takalım. Evet, seninkine kul takmamız gerekecek. Motorumuz neydi biraz söyleyelim. TVC Jupiter 125-2023. Buna TGX Doktor Kuleyler takıyoruz. 2020 model, 22 modele falan. Böyle takıyoruz. Tespitlerimizi yaptık dedik ki uyar. Ona göre gördüğünüz gibi çok iyi oluyor. Tespitler doğru.
Hakkı Bey'e de selam söylüyoruz. Hakkı Bey bunlara uyuyor mu? Kolumuzu şey takıyoruz. Okey. Ondan sonra tas yıkansın şuradan. Bunu mümkün olduğu kadar zımpırdatmamaya çalışıyorum. Ne kadar fazla zımpırdatarsak o kadar iyi. Şunu aldık, şunu aldık. Şunu aldık. Şunu aldık. Okey. Kayışımız. Ayıkları da mantık edebiliriz. Daha rahat olur sanki. Önce onu ayıkları mantık edelim. Yazı bize bakıyor. Bunları da takıyorum. Okey. Daha sonra şöyle bakalım. Pervanemiz. Pervanemizi tıklıyoruz. Taktık. Daha sonra şu normal ayak marşının parçasıdır ama bunu daha sağlam durmasını sağlıyor. O yüzden takışlarına bunu takıyoruz. Daha sonra şurada bir tane kulu var. Yuvarlak kısmı bize bakıyor. Bunu takıyoruz. Daha sonra şurada bir somun var. Bunu yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Somunumuz biraz loktaritli olduğu için rahat dönmeyecek. Bunu elle sıkamayız. Loktaytlı. Armatürün montajı tamamdır. Elle sıkalım. Armatürü geçiyor. Kayışın boşluğunu alalım. Evet. Bir de pul takmamışlar. Bunlar da kendinden şeyde pul. Senin motor aynı pedik sistemi gibi galiba. Şey yok, marş motoru yok. Evet. Direkt onlar gibi çalışıyor. Basalım. Şunu kapatalım. İşte takacaklar var mı? Maksimum torkta zaten şu anda. Kayış arkada büyük düştü. Şu an bir sıkıntı göremedik. Kapatabiliriz. Hava bayağı sıcak herhalde. Evet. Şimdi yapacağız. Evet. Bunu takabiliriz.
şurada, şuraya takalım. Kamerayı anlattıracağız. Burada geziyor. Tamam, şuradaki plastik oraya engel oluyor. Havalandırma. Şu vidayı söksek daha rahat söktük. Tabii şey yapalım. Buraya onları açalım. Biraz kaldıralım daha. Oraya ulaştırdım. 8 lan bu. Bakayım. 8 yapsak oraya daha rahat geçelim. Ben biraz acıktım herhalde, elden titremeye başladım. Acıktığımdan böyle elim ayağım titriyor. Yanına geliyorlar mı? Nasıl söktüysek öyle topluyoruz. Senin başka bir şey var mı? Yok. Her tabii senin videosunu çektim. Yani bayağı bir dolu dolu bir video oldu. İndirelim bakalım. Yolda çok ne diyor? Kapatmana gerek yok diyor. Sıkılan ilerletir. Şu kapağı takmadık herhalde. Hangisi senin? Taktı mısın? Sen daha iyi biliyor musun? Tamam. Hı. Biraz insan kendi oturma sanacak. Çünkü değişik değişik motorlar geliyor. Yayık tanıttık. Doktor Kule Bagay'la kaydırmışlar. 17 gram, 20 çarpı 15 ölçülerinde. Şimdi motoru nasıl bir motor? Karakteri değiştirelim. Motorun karakteri ne olsun?
Şimdi arkadaş test etti. Nasıl olmuş? Vallahi usta, yani kendi motorum tanıyamadım. Acayip bir değişim oldu. Çekiş acayip, uzaması acayip. PCX ayarında bir motor oldu yani. Belki de daha süratlidir diyebilirim. Çok baygındı değil mi? Normal. Baygındı. Basıyordum, zor kalkıyordu. Şimdi bir de düşün, bunların bir de rodajı var. Acayip uzuyor şu an. Şu an uzaması çok iyi oldu. Şu an çok iyi oldu. Bir de titreşim sıfırdı zaten. Daha da hiç yok gibi. Sanki titreşimsiz bir alete biniyorum. 1000 kilometre sonra daha fena bir şey olacak. İnşallah. Herkese bekleriz.